münafık konusu önemli. Kalbinde hastalık olan insanlar konusu önemli. Öyle hassas bir çizgisi var ki onun. Mesela İslam'ı anlatıyor Müslüman. İslam'ı yaşıyor. Münafık çıkıyor. Müslümandan daha Müslüman görünümünde. Kendince. Bak ama münafık. Mesela peygamber diyor ki arkadaşlar sabah erkenden büyük bir cihat yapacağız. Çocuklar, anneler felaket bir baskı altında. Bunları kurtaracağız. Adam geliyor ya diyor şimdi Muhammed bunları söyledi ama diyor onun düşünemediği yön var diyor. Hava sıcaklığını hiç önemli görmüyor diyor. Ya adamlar savaşmayı biliyor mu onu da önemli görmüyor diyor. Haşa bunları akledemiyor diyor. Şimdi bu iddiada önce ne oluyor? Önce peygamberliğini inkar etmiş oluyor. İmamlığını da inkar etmiş oluyor. Kendinin daha akıllı olduğu kanaatinde. Bu sefer vahiy iniyor. Vahiy iniyor. Allah niye böyle yaptı ki diyor. Ertelemesi gerekmez miydi diyor. Başka türlü olması gerekmez miydi? Bu Yahudilerde de var daha önce. Allah'ı eleştiriyorlar. Peygamberi eleştiriyorlar. Münafıklara bakıyoruz. Aynı kafadalar. Fakat eleştirirken kafası çalışmayanlar ikna edecek gibi de oluyorlar. Çünkü sözü süslü söyledikleri için yani avam ağzıyla, avam mantığıyla söyledikleri için ikna edici olabiliyor bazen. Mesela diyor ki ya diyor şu mal dağıtımına bak diyor. Sen bunu adaleti görüyor musun? Sana ne kadar verildi diyor? Şu kadar. Bana da az verildi diyor. Ama bak o yeni gelenlere çok daha fazla para verildi diyor. Bunda adalet görüyor musun diyor. Görmüyorum. Diyor Allah'ın peygamberi oluyor. Ama diyor Allah işte yanlış yaptı diyor yani peygamber olarak. Onu seçmemesi gerekiyordu diyor haşa. Halbuki Mekke'nin Medine'nin zenginleri var. Onları seçse daha doğru yapardı diyor. Yani ne gerek vardı ki onu peygamber seçti diyor. Şimdi ahmak buna inanıyor. Ya düşün hakikate Medine'nin zengini diyor. Adamın evi var, arabası var, imkanı hepsi var diyor. O peygamber olsa hem onun malında mümkünden de Müslümanlar istifade ederdi. Bu peygamber seçildi ama Hazreti Muhammed diyor. Mal mülkü yok diyor. Burada bir yanlışlık olmuş diyor. Şimdi bak hem Allah'a eleştiriyor ve çok sakin ama. Peygamber öyle kafa tutmanın, Allah'a akıl vermenin ne kadar küfrani olduğunu farkında değil. Hayır farkında da çekilmiyor yani. Yani sonuçtan çekilmiyor. Onun için bu adamlar sonuna kadar bunu yapıyorlar. Ta ki ahirete gidinceye kadar. Ve bu sefer ahirete biz zannediyoruz ki biz ya muazzam pişman olacaklar. Yerleri tırmalayacaklar işte. Ya Rabbi bizi affet. Çok büyük hata yaptık falan. Yok. Ne yapıyor? Ya diyor büyü burada da mı devam ediyor diyor. Yani şimdi nasıl bir sistemdir ki bu diyor beynimizi etki altına aldınız. Bize böyle görüntü gösteriyorsunuz diyor. Allah'ınıza söyleyin de diyor. Bak orada da pis boğazlıkları devam ediyor. Bize o yemeklerden versinler diyor. Size verilen yemeklerden diyor. Yutkunarak onlara bakıyorlar. Mesela Tebük seferinde münafıklardan bir grup bu sıcakta diyor cihada çıkılmaz diyor. Peygamber çıkalım diyor. Yok diyor biz. Olmaz diyor. Şimdi ne yapılabilir bunlara? Yapılacak belli yani. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Sefere katılmamak için izin istiyorlar. 80 kadarı izin veriliyor peygamber ve katılmıyorlar. Gidip evde oturuyorlar. Şimdi yalnız dikkat edin bu kadar. İzin istiyor. İzin vermesen ne olur? Mesela peygamber izin vermesen ne olur? Gelmiyorum diyecek. İzin usulen yani. Şimdi burada yanlış anlaşılıyordur burada. İzin verdim diyor peygamber. Yani sırf pislik yapmasınlar diye peygamber. Yani asiliklerini açıkça ilan etmesinler diye izin verdim diyor peygamberimiz. Yoksa dese ki olur mu öyle şey katılacaksın dese
adam yok vazgeçtim, hadi biz gidelim de diyecek. Anlamazdan geliyor Peygamberimiz. Yani izin vermesinin nedeni o, anlamazdan geliyor. İtaat etmeyen adamla ne yapılır? Hicretin 9. yılında münafıklar, Rum hükümdarı Heraklius'a mektup yazıyorlar. O zamanın deccaliyet sistemine. O zaman İngiliz derin devleti yani. Bak diyorlar ki, peygamberlik iddiasında bulunan adam öldü. Ondan da haberi var. Öldü değil mi? Yani onları tahrik etmek için bunu söylüyor. Öldü. Müslümanlar da kıtlık ve yokluk yılları geçiriyorlar. Eğer onları senin dinine katmak istiyorsan, putperestliğine katmak istiyorsan diyorlar. Onlar biliyorsunuz putlara tapıyorlar o zaman. Şimdi tam sırası diyorlar. Bunun üzerine 40 bin kişilik ordu Bizans tarafından silahlandırılarak Müslümanların üstüne gönderiyorlar. 40 bin kişilik orduyu. Yani münafığın pisliği ucu bucağı yoktur. Mesela bunu yaparken de biz diyorlar Müslümanların iyiliğini düşündüğümüz için bunu yapıyoruz. Nasıl iyiliğini düşünüyoruz? Ya diyor şimdi o ordu geldi mi siz açlıktan kurtulacaksınız işte diyor. Yani zorluktan kurtulacaksınız, savaşlardan kurtulacaksınız. Ama sizi kurtarmak diyor, biz bu iyilik için yapıyoruz bunu diyor. Yani münafığın zırvasının ucu bucağı yok.